O heyette, Soylu'nun yanındaki heyette Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu'nun da yer alması bu durumda hani Peker'le ilgili yeni bir briefing mi verildi? İşte Peker'in hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları mı söz konusu? Ziyaretin bu yanları çok dikkat çekici ve de Peker cephesinin şeyi de görüşüne göre de Peker durumdan herhangi bir korku içerisinde değil. Şu sözünü hatırlatılıyor. Ben zebaniyi gülerek karşılarım. Cezaevinden çekinmem. Şimdi efendim evet. Bakın bir, bu ziyaret niye olmuş oluyor? Bir sefer bu resmi bir ziyaret değil. İki ülkenin resmi olarak bakanların görüştüğü bir ziyaret değil. Öyle olsaydı bunu herkes bilirdi. Gidişini de dönüşünü de temasları da bilirdi. Niye gitti? Sedat Peker için gitti. Öyle gözüküyor. İade edin diye mi gitti? O da olmaz. Çünkü iadesini isteyecek Türkiye'deki makamlar belli. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'dır. Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi ve böyle bir görüşme talebi olamaz. Görevini ve sınırlarını, yetkisini aşmış olur her zamanki gibi. Ha vermeyin demek için mi gitti? İşte bunu tartışalım. Yani, vermeyin demek için nasıl gitti? Şimdi bir dakika o zaman. Bak, yine söylüyorum. Ben hukuku konuşurum. Ve bir devletin geleneklerini konuşurum. Şimdi herhangi bir suçluyu Türkiye iadesini isteyecekse ne yapması gerekir? Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı gerekli yazışmaları yapar. İçişleri Bakanı'nın buna bir dahil olur mu? Hayır. Sadece Adalet Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı bir evrak, bir belge, bir şey istiyorsa İçişleri Bakanlığı'ndan ister. Yine bu bakanlar yollar. Demek ki iade için gidemez. Zaten böyle bir yetkisi yok bakın. O zaman niye gitti? Ya bir dakika bu tatile gitmiyor. Bu ülke içerisinde bir şeyi ziyareti de yapmıyor. En çok tartışılan, en çok açıklama yapan, bugün en çok belki de insanların konuşmasını istediği kişinin bir anlamda rehin tutulduğu ülkeye gidiyor. Ve onun İçişleri Bakanı ile görüşüyor. İki ihtimal var diyorum. Bakın birinciyi aldık bir yere koyduk, olma ihtimali yok. İkincisi ne olur? Niye çekiniyorlar bir sefer? Bakın 2 Eylül'den beri Sedat Peker tweet atamıyor. Sosyal medyayı kullanamıyor. Görüntü veremiyor. Bir anlamda hukuk dışı bir şekilde tecrit edilmiş durumda. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Peki bunu o ülke, o hukuksuz ülke, o kanunsuz ülke, bunların FETÖ'nün finansörü dedikleri bu ülke hangi hukuka göre yapıyor? Bir dakika sen aldın, rehin mi aldın bu adamı? Ya rehin mi aldın? Ya bu adamı cezaevine atarsın, ya Türkiye'yi iade edersin, ya da bu adam özgürce tweet de atar, video da yayınlar. Böyle bir yasak getiremezsin. Bakın ne onların hukukunda, ne bizim hukukumuzda, ne uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Ve bakın her şeye rağmen Sedat Peker Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı? Kendi vatandaşı bu şekilde tecrit edilmiş bir ülkeye Süleyman Soylu nasıl gider ya? Ne hakla gider, niçin gider, neden gider? Ben bunu sormak önemli hakkım. Bakın sakın ben Sedat Peker hayatında görmedim. 101. kez söylüyorum. Sedat Peker'i savunmuyorum, 101. kez söylüyorum. Ama Sedat Peker de bu ülkenin vatandaşı. Onun da anayasa ve CMK çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde hakları var. Bir sefer bu ülkenin hukuku, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı şunu söylemeli. Sedat Peker ne durumda orada? Ne yaptınız adama? Bir dakika ya. Adamı bir otele hapsettiniz ailesiyle. Tweet atamıyor. Video çekemiyor. İletişim kuramıyor. Açıklama yapamıyor. Çünkü birileri bu ülkeye bunları yaptırma demiş. İadesini de istemiyor. İade etme demiş. Burada da başımıza bela demiş. Ve Süleyman Soylu, ben bunu tahminen söylüyorum, bu yüzden mi gittin? Büyük bir ihtimalle bana göre bu beni bağlar, bu yüzden gitti. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Sen hiçbir şekilde teamülle olmayan, yasada olmayan, geleneklerimizde olmayan bir ziyareti yapacaksın, görüşeceksin, açıklama yapmayacaksın. Hukuksuz dediğimiz zaman da bize hakaret ediyor. Artık sınırlarını, hattını, hududunu aşmıştır bu ülkenin İçişleri Bakanı. Evet. Yani ben bunu hiçbir şeye sığdıramıyorum. Hukuka sığdıramıyorum.
Yani bana göre oturup bu konuda Adalet Bakanı da, Dışişleri Bakanı da, Cumhurbaşkanı da, yetkili kişiler de bir açıklama yapmalı. Kim olursa olsun bakın, bu ülkenin vatandaşını bir ülke bu şekilde hukuksuz, açıklamasız, izahsız, tecrit, hapis sınırlandıramaz. Ya verin ya da bu adamı özgür bir şekilde bırakın. Bunun arası nedir efendim? Bir dakika ya. Bunun arası nedir? Hangi ülkede böyle bir yaptırım var? Şimdi gittik. Salim abiyle bizi bir ülke aldı. Bir otele. Krallar gibi iyi biçip yaşıyoruz. Kral dairesinde yaşıyoruz. Ama tweet atma. Niye? Sosyal medyayı kullanma. Ya video çekme. Ancak bu bir mevkidaşından ya da bir ülkeden sipariş usulü gelirse olur. O da maalesef ki yazıklar olsun ki bu iktidara mahsus bir şey. Bu iktidara mahsus bir yaptırım. Eğer söylediklerimde eksiklik varsa, tuhaflık varsa, iftira varsa bir davada açsın bakalım Süleyman Soylu. Bakın o kadar her şey konuştuk. O kadar tartışmalar oldu. Bir tek dava açmadı bana. Açmadı mı? Açmadı. Tek bir davamız yok. Sadece bir savcı resen soruşturma açtı. Yargılanacak dediğim için Edremit'te. Ama bir daha soruyorum. Çık. Benim iddialarım yanlışsa beni yargıya götür. Değilse mantıklı, makul bir izahatta bulun. İnsanlar merak ediyor. Bak yazıyor şimdi. Kim yazıyor? Bir sürü insan. Ya, izleyiciler. Sosyal medyada yazıyor, burada yazıyor. İnsanların böyle bir şeyi merak etme hakkı var mı? Var. Çünkü bu adamın tecritte tutulan, rehin alınmış diyorum bakın bu adamın iddiaları var kardeşim. Bir sürü iddiaları var. Ve bu iddiaları Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları cevap alamadı. Biz de alamadık. Ha, Sedat Peker'le Süleyman Soylu bir yerde yüzleşecekse burada yargıda yüzleşmeli. Bakın Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerin huzurunda yüzleşmeli. Bu şekilde sen bir çadır devletine gidip Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olarak ziyarette bulunup ve bunun hesabını vermeden buraya dönemezsin. Dönemezsin. Peki. Hakikaten bu ziyaret çok dikkat çekiciydi. Çünkü öncesinde bağıra bağıra gelen bir ziyaret değildi bu Ozan. Tabii. Yani bütün gazetecilerin beklediği işte bu görüşme olacak. İçişleri Bakanı düşünsenize Sedat Peker'in tecritte olduğu bir coğrafyaya gidecek. Ve orada işte Birleşik Arap Emirlikleri makamlarıyla görüşecek. Dikkat çekici. Eminim bu ziyarete ilişkin daha yorumlar olacaktır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekiyor. Peker'in iddiaları nedeniyle açılmış tek bir dava var mı Salim Bey? Yok. Ama mesela paylaşımlarında sözünü ettiği kişilerin şikayetleri nedeniyle açılmış davalar.